Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şöyle bir hemen bir ayarlarıma bakayım. Bir önceki bölümde arkadaşlar hem Eli'yi kurtardık hem de kendimiz maalesef hasta olmuştuk. Böğrümüze demir saplandı. Sağ olsun Eli bizim için hem geyik avlıyordu. Geyik esnasında bir de camyam çetesiyle karşılaştık. İlaç karşılığında aldık. Kendimizi iyileştirdik. Daha sonra da maalesef Eli'yi kaçırdılar. Hem Eli'yi kurtarmaya çalıştık, hem Eli'yle de oynamış olduk bu sayede. Gayet keyifliydi bir önceki bölüm. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Hadi bir gidelim bakalım. İlk hastanede maalesef ateş böceklerine dair bir şey bulamadık. Terk edilmişti. En ses kaydını izlemiştik. Yani daha doğrusu dinlemiştik ve bize hangi hastaneye gittiklerini söylemişti. Biz de şimdi o hastane yolculuğumuza devam ediyoruz. Hem de böyle giderken birazcık sağ Geçen solu. gece rüyamda uçuyordum. Hadi ya. Evet. Boş ver. Aptalca bir şeydi. Açıp bir yerlere yine notlayabilir miyiz diye bir bakıyorum da maalesef Garip değil yok. mi? Başka bir şehir, boş bir karantina bölgesi daha. Şuradan atlayabilir miyiz ki atlarız. Ateş böceğinin bahsettiği hastane. Hadi Aynen. evlat. Dediğim gibi orada önceki bölümlerde bize bahsetmişti. Ses kaydını dinledik. Kardeşimiz bizi ilk hastaneye yolladığında maalesef iş işten çoktan geçmişti. Bu taraftan mı gitsek he? Bir gidelim. Şu merdiveni kullanabiliriz. Şimdi o merdivene nasıl ulaşabiliriz? Şunu bana atsana. Koş. İlla bir şey lazım ya o merdiveni kullanmak için. Sen Evladım. iyi misin? Evet, ben iyiyim. Bugün fazla sessiz gibisin de. Aa, kusura bakma. Öylesine. Tamam. Ben varmaya başladık. Seni aramak istedim ama şey diktim atlamam. Ben aşağıdan sesini Graham. O zamanlar farkında değildik. Eli kızım, hadi yardım et. Hadi bakalım. Eli. Eli. Ne var? Merdiven. Hadi gel. Peki. Ne, sen bugün tersinden mi kalktın Eli? Triplenme. Hadi yavrum benim, hadi. Ah, çıktım.
Ne oldu? Eli! Eli! Ya yine başını derde mi soktun Eli ya? Bunu görmen lazım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Abi inanmıyorum ya. Neye inanmıyorsun acaba? Hadi acele et. Görüyor musun? Doğa bir şekilde hayatta kalıyor. Merak etme, ne tamam. Ne yapıyorsun? Merak etme. Gel hadi, gel. Ne haber dostum? Acele et, hadi. Gel. Ne haber? Abi çok güzel ya. Aa, nereye gidiyor? Gelsene hadi, gidelim. Hey, koşmana gerek yok. Gel hadi. Gibi ya. Yok artık. Güzelliğe baksana. Her şey beklediğin gibi mi? Kötü yanları var. Ama manzara cidden efsane. Doğa bir şekilde hayatta kalıyor. Ama artık işimiz var, Eli. Gitmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Gitmek zorunda değiliz. Biliyorsun değil mi? Diğer seçenek ne? Tommy'nin yanına dönmek, yani bence artık devam etmeyelim. Yaşadığımız bunca şey, atlattığım badireler, bir hiç uğruna olamaz. Ya bir hiç uğrunadan ziyade amaç seni korumak. Ben tedaviyi bulsalar da niye bileyim. İyi niyetlisin biliyorum. Ama artık bu yoldan dönüş yok. İşimiz bitince istediğin yere gideriz. Tamam mı? Sen olmadan bir yere gitmem. Önce işimizi halledin. Sevdik sevdik baba artık. Kendi kızımız gibi oldu yani. Çok badire atlattık. Burası geçmişi hatırlattı. Nasıl yani? Salgının hemen sonrasındaydı. Böyle bir ilk yardım alanında uyandım. Tek gördüğün şey parçalanmış ailelerdi. Bir anda bütün dünya alt üst olmuş gibiydi sanki. Sarayı kaybettikten sonra mı? Evet, o dönem. Ben sevdiğini böyle kaybetmeyi hayal edemiyorum.
kızımızı ilk bölümde kaybetmiştik maalesef. Başın sağ olsun Joe. Teşekkürler Eli. Yapacak bir şey yok. Her ne kadar acısı da içimizde olsa hayat bir şekilde devam ediyor. Onun için biz de yolumuza bakacağız. Ne yapalım? Şurası hastane. Bus station, otobüs durağı. Hospital hastane. Burada da burası. Yani yeterince malzeme biriktirdik mi bilmiyorum da. İkinci bir kısa namazda çekimsen ek yuva oluşturur. Hayır abi bu değil. Pompalı pompalı pompalı. Oha, maliyet gereken 4.
47 kaldı. Onun da bir tekli mekli bir şeye bakalım. Ya da şey açacağım ya. Bu da iyi. Tepme, cephane doldurma hızı, yayılma. Evet, malzeme kalmadı. Çık abi, güzeldi. Güzel, dürbünü takmışsın. Şimdi silah. Silahın %50. Tamam abi, bunu azalt. Dinlenme modu mesafesi, azami sağlık, iyileşme hızı, çakı uzmanı. Seni yakalayan takırdayandan kurtulmak için çakı kullan. Haydi, bu mu? Mesafesi %200. Üretim hızının %125 olarak. Abi ne yapalım? İyileşme hızı %125. Takırdayanlar beni bazen yakılıyor. O yüzden bunu kullanmam lazım. Şuralarda bir malzememiz var mıydı? Yok. Devam. Joel, sana bir şey vereceğim. Neymiş o? İşte. Maria göstermişti ve ben de çaldım. Umarım kızmazsın. Yapma ya. Kızımla fotoğrafım. Ne kadar çabalarsan çabala. Geçmişinden kaçamıyorsun. Sağ ol Eli. Nasıl yani? Umarım dediğinde haklı çıkarsın. Thank you.
olmuş. Gel sen gel. O siktir ya. Sessiz ol. Abi bu ne? Buradan girmek daha mantıklı. Olamaz. Sayıları çok fazla. Hadi devam edelim. Loot önemli. Geride dur. Ne? Abi şaka yapıyorsun. Şu kutuyla çıkabiliriz. El, yukarı çıkıp kutuyu aşağı at. Hadi, 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 hadi. Sessiz olman lazım ama Eli. Aman, yavaş. Bir aşağı atarken ses çıkartacak. Onu at, seri at onu. Kurtulduk. Artık bize ulaşamaz. Hem mermim biter. Dikkatli ol. Su bayağı derin duruyor. İşimiz bitince bunu yapabiliriz. Neymiş o? Bana yüzme öğretebilirsin. Anlaştık.
Diğer taraftayım. Süper. Merdiveni indirebilir misin? Tamam. Bekle. Kenardan git. O taraf daha sığ. Gel. Oh, çok sağ ol. İşte kapalı bir kapı daha. Hani abi artık yeter daha. Evet tamam. Ele atla. Gel hadi. Tamam. Hadi aç şu kapıyı. Bekle. Eli. İyi misin? Evet. Birazcık şaşırttı. Şunlar bir geberse de kurtulsak artık. Üretim tesisi burasını geç. Baksana. İşte orada. Beni bekle. Bir yere gitmiyorum zaten. Atlayamam. O zaman bir nevale bulmamız lazım. Oraya çıkmam lazım. Tamam. Çık hadi. Olur. Tamamdır. İşte çıktım. Dikkatli ol. Merak etme.
Geri çekil. Ne oldu öyle? Aptal merdiven duvardan koptu. Ne yapacağız? Bir şeyler ayarlayacağım. Sağ ol canım, sağ ol. Eyvah ya. Ben önden gideyim, sen de arkamdan gel. Tamam, arkandayım. Tamam. Atla hadi. Beni mi tutacaksın? Merak etme. Gördün mü? Bensiz bile atlardım. Artık gidelim mi lütfen? Yapma, yapma, düşme. Eller havaya. Nefes almıyor. Kaldırsana ulan ellerini. Hadi ya beyli. Beni bir bırakın ya. Beni bir kendi halime bırakın be. Joel, aramıza hoş geldin. Kusura bakma. Seni bilmiyorlardı. Hayli. Durumu iyi. Onu kurtardılar. Oo, bize bu kızı teslim eden değil mi ya? Bunu nasıl başardın? Kız başardı. Canını dişine taktı.
Belki olması gerekiyordu. Gelene kadar ekibimin çoğu öldü. Neredeyse her şeyi kaybettim. Sonra da sen geldin ve nasıl olduysa onu vaktinde kurtardık. Belki olması gerekiyordu. Ah bir de gel bana sor, onu kurtarana kadar neler çektim. Yam yam. Öteki hastane. Bak, onu görmem. Diğer çeteler. Lan bu uğurda. Göremez. Kaçmaya çalıştı. Şu anda onu ameliyata hazırlıyorlar. Ameliyata mı hazırlıyorlar? Doktorların söylediğine göre kızdaki kordiseps mutasyon geçirmiş. Kız o yüzden bağışık. Kitleyi çıkardıkları zaman aşı üretmeyi başaracaklar. Aşı bulacağız. Beynine yayılmış durumda. Evet öyle. Ben o kızı öldürtmem birader. Kimse kusura bakmasın. Ananızı ağlatırım sizin. Başkasını bul. Başkası falan yok. Dinle, kız neredeyse. Bekle. Anlıyorum. Ama senin içinde bulunduğun durum benim yaşadıklarımın yanında kesinlikle hiç kalır. Nereden biliyorsun lan, yanımda mıydın? Annesine ona bakacağım diye söz verdim. O zaman niye hala ısrarcısın? Çünkü mevzu ben değilim. Kız da değil. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok. Ben o kızı öldürtmem birader. Kimse kusura bakmasın. Ananızı ağlatırım sizin. Peki. Tamam, sen kendini kandırmaya devam et. Onu buradan çıkar. Bir şeye kalkışırsa vur gitsin. Vay seni kodum seni. Böyle mi olduk? Ulan o kız 10 kere ölmüştü ben olmasam. Ya bunları öldürmek şart oldu birader. Vallahi oyun müsaade ederse ben bunları vururum. Sana kalk dedim. Hadi. Yürü. Yürüsene lan hadi. Kurşunu yersin. Ben sana yedirteceğim yavrum. Sen hiç canını sıkma. Nereden? Niye durdun lan? Devam et. Sana devam et. Ameliyathane nerede? İnan hiç vaktim yok. Nerede? Nerede? Üst kat. Uçtaki oda. Zaten öldün birader. Kaçakçı herif burada. O artık benim kızım gibi oldu birader. Onu veremem. He, kanını alırsın, böbreğini bilmem nesini al. Oha! Öyle iş mi olur? Kızı komple öldüreceksin. Oldu babam. Bunlar çok kalabalık abi. Bunları... Sessiz öldürmek şart.
Koridor! Bunu kaç kişi söyledi biliyor musun? Burada değil. Yayılın! Gel gel. Annen.
Yasa. Bana kızımın nerede olduğunu söyleyeceksin. Dikkatli olun. Nisan. Marlin haklıymış. Kızın hastalığı daha önce gördüklerime hiç benzemiyor. Bağışıklığının sebebi belirsiz. Önceki bütün durumlarda gördüğümüz gibi hastanın korselepsinin antijenik titreleri hem serumda hem de beyin omurilik sıvısında yüksek seviyede kalıyor. Hastadan alınan kan kültürleri laboratuvardaki mantar ortamında korselepsi oluşturuyor. Bununla beraber ak yuvarların durumu, yüzdesi ve mutlak sayıları da dahil tamamıyla normal. Proinflamatuar sitokinlerde bir yükselme yok. Ve beyin MR'ına göre limbik bölgelerde normalde enfeksiyonlu hastalarda saldırgan.
Tamam işte orası. Geliyorum Eli. Kim ulan bu? Çocuğu Pittsburgh'den buraya tek başına taşımış. Marlin bizzat sorgulamak istedi. Ben sizi sorgulayacağım. Anlamadım. Kum torbasının arkasında. Gel gel. Sakın bırakma onu. Burada değil. Yayılın. Biri mi var? İnsan gibi kanını alsaydınız, bilmem ne yapsaydınız ama direkt beyinden girdiler. Olmaz. Bu kadar vadire atlattıktan sonra gazımı bırakamam. Biraz zaman kazandırır. İnanmıyorum. Doktor, senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu, kurtaracağımız hayatları düşün. Kurtaracağımız hayatları mı düşün? Benim için tek bir önemli hayat var. O da kızım. Ne yaptın? Hayvan oğlu hayvan! Geri kapa lan çeneni. Bir şey mi dedin?
He? Gel ufaklık. Gel hadi. Tuttum seni. Siktir. Seni buradan çıkaracağım. Durun, kızı bırakın. Bırakın onu. Hayır. Seni buradan çıkaracağım. Gel hadi. Çıkışları tutun. Tuttum seni. Hadi. Olamaz, ne tarafa? Hiçbir yere kaçamazsın. Sorun yok. Merak etme. Her şey yok. Artık son şansın. Kızı bırak hemen. Kırış alanında. Sakın yaklaşmayın. Hadi. Bekle. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Ben bir kere en değerlimi kaybettim. Bir daha kaybedemem. Onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takırdayanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. Sen de biliyorsun. Dinle. Doğru olanı yapmak için geç. Öldüreceğim seni. Sen o silahı benden bir çek. Hiçbir şey hissetmeyecek. Ben bir kere kaybettim baba. Kimse kusura bakmasın. Bir kere daha kaybedemem yani. Üstümdeki ne ya? Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Ne oldu peki? Ateş böceklerini bulduk. Görünen o ki senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabii onlar da tedavi aramayı bırakmışlar. Şimdi eve gidiyoruz. Üzgünüm. Bekle. Bırak gideyim. Lütfen. Peşinden gelirsin. Gayet normal bir şekilde. Yani peşinden gelirsin. O yüzden ölmen gerekiyor. Hmm.
Şeye... Kalan yolu yürüyeceğiz. Yürüyelim. Buradan dümdüz gitsek çıkarız. Tamam. Manzara çok güzel değil mi? Evet. Tamam. Geçerken kafaya dikkat. Tamam. Tuttum. Yaşlanmışım ha? Yaşlandık ya. Bu mücadele ede ede yani. Sera'yla böyle doğa turuna çıkardık. Bence siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Bence Sera'yı severdin. O da seni çok severdi. Bence de evet. İşte aşağıda. Fazla bir şey kalmadı. Hadi be. Babacığım, ben kaldım. Hadi, gel buraya. Elini ver. Tamam, gel hadi. Bir dursana. Ben Boston'dayken, ısırıldığımda yani, yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de... Bana dedi ki... Bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Ellie. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun... Bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu bana değil ama... Bana yemin et. Sana neyi yemin edeceğim mesela? Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Yemin ederim. Seni kaybetmemek için... Peki. Her şeyi yaparım kızım, merak etme. Ve işte o muhteşem final. Güzeldi ya, her şeye rağmen gayet keyifliydi. Onu kaybetmemek için yalan söylemek zorunda da kaldık. Yamyam çeteleriyle de savaştık. Bir kızımızı kaybettik ama bir kızımız oldu. Oyun gayet her yönüyle aksiyon dolu, aksiyon, macera hepsi vardı.
Paralysis'ten hak eden bir oyun. Böylelikle bir serinin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu seride eşlik eden bütün herkese teşekkürler. Bakalım bir sonraki hikayeli oyunumuzda görüşmek üzere diyelim. Hem kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hikayeli oyunları elimizden geldiğince alıp oynayacağız. Bu da böyle bir hikayeydi. Last of Us hikayesi. Yani sonu böyle tadı damağımda kaldı. Hadi bir devam edelim dese. Yani yiyeceğim, devam edeceğim yine yani. Yapanların ellerine sağlık bu arada. Çok hikayeli oyun oynamış değilim. Ama oynadığım hikayeli bütün oyunlardan memnun ayrıldım diyebilirim yani. Yani oynamasaydım şöyleydi böyleydi dediğim bir hikayeli oyun olmadı. Henüz çok hikayeli oyun oynamasam da oynadıklarımın hepsi gayet keyifliydi. Yapanın eline sağlık. Gayet keyifliydi. Umarım bir daha çıkarsa başka bir hikayeli oyunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sonunun geldiğini düşünmüyordum. Çünkü daha kızı yeni kurtarmıştık. Oradan da devam etseydi güzel olabilirdi. Böyle hani tadı damağımda kaldı şeyi gibiydi yani. Yani birazcık daha olsa doyacaktım ama masadan aç kalkmışız gibi yani. Bir daha olsa bir daha yersin hesabı. Parasını hak eden bir oyun. Ben oynarken çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım siz de izlerken o aksiyonu yaşar ve keyif alırsınız. Güzeldi. Artık bir sonraki hikayeli bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bir geçtim bakalım. Sonunda bir şey görecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Bir bu Atlas'ın burasını bir. Ana menüye mi dönecek yoksa bir tık böyle hikaye mi gösterecek? Ana menüye direkt dönecek misin diyor. Yok dönmeyeceğim. Birazcık daha gitsin. Hikaye verecek mi yani, bir trailer gibi bir şey verecek mi? Ben onu merak ettiğim için şu an dönmüyorum da. Güzeldi arkadaşlar. Hikayesi dediğim gibi doyurucuydu bir noktada. Ama olsa hani devam ederiz gibi, böyle bir hikayesi bir tık böyle bir yarım kalmış hissi verdi bana. Oradan sonra ne olacak? İşte hani eve gidip görseydi belki farklı sonları olabilir. Bizim bitirdiğimizden hariç. Onlara da daha sonra bakarım. Ama dediğim gibi her anıyla keyifliydi. Şu ana kadar oynadığım bütün hikaye oyunları gayet keyifliydi. Yani birinden de sıkılmadım. Evet, bu hikayede bizlere eşlik eden bütün herkese teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Böylelikle bir hikayenin daha sonuna geldik. Artık başka hikayelerde görüşmek üzere diyelim. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.